Mesela kıdem tazminatı desem ne dersiniz? Bakın 2013 ile 2022 arasında kıdem tazminatı ne kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Bir daha tekrar değil mi? Kıdem tazminatı. Hayatınızın, emeğinizin karşılığı. Eskiden ne hayaller kurulurdu kıdem tazminatı için. 2013'te 1766 dolar kıdem tazminatı. 2022'de 1066 dolar. 700 dolar yok. Dolayısıyla soruyorum. Kıdem tazminatımızdaki 700 dolar nereye gitti? Nerede? Soruyorum. Son 10 yılda gördüğümüz tablo şu. Kaldırılmadı kıdem tazminatı ama enflasyona ezdirilerek aslında yok hükmüne dönüştürülmeye başladı. Çalışanların son kalesi kıdem tazminatının fono devri zaman zaman gündeme geldi. Tepkiler üzerine rafa kalktı. Ancak kıdem tazminatının artık neredeyse sadece adı kaldı. Çalışanın güvencesi kıdem tazminatında 2023 için tavan 19.982 lira oldu. Yani 10 yıllık çalışanı işveren işten çıkarttığı takdirde maaşın ne kadar olursa olsun en fazla 200 bin lira ödeyecek. Bizim çocukluk yıllarımızda bir işçi hak ettiği kıdem tazminatıyla örneğin bir ev alabiliyordu. 10 yıllık çalışanın kıdem tazminatı 2013 yılında 18.200 dolar ediyordu bu para. Bugün ise 10.680 dolar ediyor. Sadece son 10 yılda neredeyse yarısına geriledi kıdem tazminatının alım gücü. 2013'te 3.129 liralık kıdem tazminatı tavanı 1.748 dolara denk geliyordu. Son memur zammıyla kıdem tazminatı tavanı 19.982 liraya çıktı. Ancak artık 1.066 dolara denk geliyor. Son 10 yılla kıyasladığımız zaman kıdem tazminatı çok sert şekilde eritiliyor aslında. Kıdem tazminatı artık işçi için güvence olmaktan çıkıyor. Patron için de işçiyi işinden kovacağı bir yük, bir ceza olmaktan tümüyle artık uzaklaşmış durumda. Bir ev, bir araba var mıydı bir yazlık hayaliniz? Onlar bize çok uzak. 1978'de kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 7,5 katıydı. 12 Eylül'den sonra kıdem tazminatının asgari ücretle bağı koparıldı ve devlet memuru maaşlarına endekslendi. 2013 yılında kıdem tazminatı tavanıyla 4 asgari ücret ediyormuş. 2023 yılında 2,5 aylık bir asgari ücret kıdem tazminatı tavanı. Alın teri dökerken motivasyon sağlayan evler, arabalar, yazlıklar. Öyle ki hepsi artık hayalden ibaret. Çünkü hesap ortada. Çalışanın tek kalesi kıdem tazminatıyla yapılacaklar artık çok sınırlı. Rahmetli babam 3 katlı evimizde yaptık bu Zeytinburnu'nda. Rahat rahat da geçiniyorduk. 10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatıyla 2013 yılında 21 metrekare bir ev alınırken 2023 yılında ancak 12 metrekare bir ev alınıyor. Dolayısıyla çalışan 60 yılda çalışsa Türkiye'de, 70 yılda çalışsa 70-80 yıllık kıdem tazminatıyla ancak bir ev alabiliyor. İşçi sendikaları kıdem tazminatında tavanın kaldırılmasını istiyor. Tek bir gün bile çalışsa bütün işçilerin kıdem tazminatı almasını sağlayacak ve kıdem tazminatı tavanının da kaldırılarak işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatı miktarına ulaşabilmesini sağlayacak bir yasal düzenlemedir.